benim ismim Bilginiz. Şimdi sizinle yeni bir video yaşayacağız. Evet, yeni bir video yaşayacağız. Evet, yılbaşı kurabiyeleri yapacağız. Güneş'in arkadaşlarına sürpriz yapacağız yılbaşı için. Evet, yavrum bizim için ama şu arkadaşlarıma yemek yapmak için tuzlu kurabiye yapıyoruz. Pumpkin koyacak ama yanına yapacağız. Evet, biz bugün yani yarın sıra bizde Güneş'in arkadaşları için. Ne var? Evet, kızımın kedili cebi var. Şöyle açıklayalım. Yılbaşı kurabiyeleri yapacağız. Bunun için ağaç şeklinde kurabiyeler yapacağız. Çam ağacı şeklinde. Güneş'in arkadaşlarını yarın yemek sırası biz de sırayla yemek yapıyoruz. Güneş'in sınıf arkadaşlarını anneler olarak. Bu sürpriz olacak. Evet, bu sürpriz olacak. O zaman başlayalım mı? Evet, başlayalım. Tuzlu bir kurabiye olacak. Bisküvi de diyebiliriz. Bakalım çok kabarırsa kurabiye, kabarmazsa bisküvi olsun. O zaman başlayalım. Hepinize merhabalar. Şimdi malzemeleri sayalım. Yarım bardak suyumuz var. Bakın arkadaşlar, yarım bardak suyumuz. Bir bardak yağımız, çiçek yağla zeytinyağı karışık. Siz sadece çiçek yağı da yapabilirsiniz. Burada sirkemiz var. 2 çorba kaşığı sirke koyacağız. Elma sirkemiz var. Tuz. 1 tatlı kaşığı tuz. Şeker. 1 çorba kaşığı şeker. Burada susamımız var üstüne için. Ne kadar hızlı söylüyoruz. Evet. Yumurtamız var. Sarısı ile beyazını ayıracağız. Sarısı içine, beyazı dışına. Bak. Çık. Evet, burada da evet, çam ağacı hamurlarımızı kesmek için. Hey, yumurta söylemiştim değil mi? Evet, un. Un aldığı kadar ve hamur kabartma tozumuz. Başlayalım. Yumurtayı ayırmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Buradan şimdi parmaklar yapacağız. Ondan bir sürgücü var. Evet. Yumurta ayırır. Kurabiye kalıbı geçirir. Doldurma kalıbı geçirir. Evet, sihirli parmaklar her şey yapar. O zaman sihirli parmaklarıma söylüyorum. Hadi yumurtanın sarısıyla beyazını ayır. Ayırmış mı? Yumurta kaybolmuş. Aa, evet. Beyazı bunun içinde. Sarısı da kaşığın altına mı kalmış? Evet, bakın. Sarı değil, turuncu bu. Evet, turuncu. Ama yumurtanın sarısı deniyor ona Güneş Hanım. Peki. Tamam mı? Evet. O zaman hemen malzemeleri koymaya başlayalım. Güneş, hadi bakalım. Suyu koy içine. Evet, şimdi şekerin erimesi için şöyle güzelce bir karıştıralım. Şeker ve tuzun erimesi için. Ve kabartma tozumuz. Bakalım. Şimdi unumuzu yavaş yavaş. Ben de koyabilirim. Tabii koyabilirsin anneciğim. Bu gibi hamurundan tadabilir miyim? Hamurundan. Tuzlu kurabiye hamuru pek hoş olmaz herhalde ya. Bilmiyorum, yiyeniniz var mı ama tatlı kurabiyenin hamuru harika oluyor. Tuzlunun pek hoş olacağını sanmıyorum. Ama tatmadan gelemeyeceğim. Yiyeceğim. Evet. Hemen bir kase daha un alıp geliyorum. Bakın şöyle göstereyim kıvamını. Evet, ele de yapışmıyor. Güneş tatmak istiyor. Tamam anneciğim, al. Biz hamur delisiyiz ama tuzlu kurabiye hamurunun pek iyi olduğunu sanmıyorum. Tat bakalım. Beğendin mi? Tuzlu kurabiye hamuru.
Evet. İşte ben buna cesaret etmem yani. Evet, yağlı kağıtlarımızı getirdim. Şöyle yumurta akımız, susamımız, hamurumuz. Bakın. Şöyle tepsimize de yağlı kağıdı koydum. Şimdi birinci yağlı kağıdımız. Şöyle birinci hamurumuzu. Önce ben başlayacağım ama. Koyuyorum. Ben başlayacağım. Üzerine tekrar yağlı kağıdı koyuyorum. Evet anneciğim, sen başlarsın. Üzerine tekrar yağlı kağıdı koydum bakın. Ve merdanemizle arasında açacağım. Evet. Şöyle hamur kalınlığımız iyi. Şimdi yap bakalım Güneş. Bakalım ilkinden ne kadar çıkmış, şuraya oluyor mu? Oluyor. Şuraya da bir tane ağaç ben koydurayım. Ay, ağaç burada kaldı. Bakın. Bakayım. Ağacımız. Evet, kurabiyelerimizi kestik. Şimdi sırada yumurta akımızı sürüp kurabiyelerimizi parlatmak var. Evet, bisküvi mi diyelim onlara ya? Ne diyelim? Bisküvi diyelim. Evet, bisküvilerimizi parlatmak var. Evet, şimdi ne yapacağız? Bisküvilerimizi parlatacağız. Üstüne yumurta akı süreceğiz ama çok zor bu. Ben biliyorum, sihirli parmakları diş başında. Sihirli parmakları o zaman... Yumurta akımızı, bisküvilerimize sür. Evet, hepsini parlattık. Evet, hepsini parlattık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Sihirli parmakla işe yaradı. Sihirli mutfakta en son işlemimiz kaldı. En keyiflisi. Susam dökmek. Çoraklıkta kullanabilirsiniz. Ama biz susam kullanıyoruz. Evet. Evet, susamlamamız bitti. Güneş. O zaman onları tam 200 derecelik fırınımızda, önceden ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Kaç dakika olduğunu ben size tam dakika tutup söyleyeceğim piştikten sonra. Hadi bakalım fırın. Ve bisküvilerimiz pişti. Evet, akşam akşam yaptığımız bisküvilerimiz pişti. Bakalım. Evet, hemen servis edeceğim. Şunu istiyorum ben. Bakın. Hadi bakalım, tadalım. Beğendin mi? Ben de bir tadalım bakayım. Şöyle bir alayım ben de. Bakın çok güzel. Abonemiz olmayı lütfen unutmayın. Beğendiyseniz beğene tıklayın. Abonemizi de şuradan şuraya tıklayarak alabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.